sevdiğim bir tanesi. Her tanesi tanesi de seviyorum her tanesi. Sevgili türkü dostlarımız, Akdeniz TV ekranları başındaki sevgili gönül dostları, hepinize saygılar, sevgiler, iyi akşamlar dileyerek bugünkü canlı yayın Ezgi Kervanı programımıza sizler de hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayın konumu hemen ben sizlere tanıtmak isterim. Benim Ezgi Kervanı programım yıllarca devam etti ama sevgili Ali Bey henüz daha yeni teşrif ettiler. Tabii ki çok yoğun programlarından dolayı programımıza geç geldi ama olsun, gece olsun da gücü olmasın. Bugünkü Ali Dizmen bugün bizlerle ve sizlerle oldular. Ben huzurlarınızda sevgili Ali Bey'e hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ali Bey nasılsınız? İyi misiniz? Evet abicim. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Şeref verdiniz. O şeref bana ait. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi tüm Adanalılar radyolardan, televizyonlardan Ali Bey'i dinliyorlar ama bir sizin dilinizden, Ezgi Kervanı programında neler diyeceksiniz? Sizin dilinizden duyalım. Öncelikle herkese saygı ve selamlar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yıllar oldu gerçekten. Evet. Siz programcısınız ve ben aynı sektörün içerisindeyim. Nasip kısmet olmadı. Bugünmüş nasip kısmet. Saygılarımı sunuyorum. İnşallah hayırlısı olsun diyorum. Bu arada da sevgili sanatçı kardeşimle aynı giyinmişiz bugün. İşte olmuş. Evet. Teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. Saygılar sunuyorum. Evet, hepimizin yakından tanıdığı değerli hocam benim Nihat Tarhan bugün bizlerle ve sizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Allah razı olsun hocam, sizleri buraya her zaman yoruyoruz ama siz insanların gönlüne taht kurmuşsunuz. Gelecek nesiller sizden bir şeyler bekliyor, değil mi Ali Bey? Tabii, hocalarımıza. Hocam sağ olsun, Allah razı olsun. Sonsuzdur. Evet, yine Süleyman Bozda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Süleyman'cığım nasılsın, iyi misin? Sağ olun. Evet. O zaman biz sazı sözü fazla uzatmadan sevgili Ali Dizmen kardeşimizden bugün bol bol eserler dinleyeceğiz. Sağ olasın. Hemen birinci eserimiz Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Yes, Allah'ım Allah'ım. Gördüm. Hemen eserimiz gelsin. Gelsin Allah izin verirse. Bu güzel eserimizi Akdeniz Televizyonu ekranları başındaki bütün Ezgi Kervanı izleyicilerine armağan olsun özellikle ve Akdeniz Televizyonu ailesine olsun diyoruz. Evet. Evet, sizler çaylarınızı yudumlarken o güzel eseri de birlikte paylaşalım. Hayırlı olsun, yolumuz açık olsun. Buyurun. Canlı mı yapsak? Olur. Evet arkadaşlar, sanırım hazırlaya dursun o zaman. Evet. Allah'ım Allah'ım. Bu son albüm mü Ali Bey? Bu son albümde de okuduğumuz, aslında 97'de ilk kez yorumladığım ve çok sevilen bir eserdi. Yeni teknoloji standartlarında yeni soundlarla, dijital kayıtlarla daha kaliteli bir hale getirmeye çalıştık eseri. Aslında eski versiyonu patlamıştı şarkının. Son albümde de yeni halini kullandık. Yeniden çaldırıp yeniden insanlara sunmaya çalıştık eseri. Zaten daha önceleri kaset vardı. Evet. Şimdi evet. Kibar adı albüm oldu. Normal evet. Adı CD. Evet. Daha önceki de normalde kasetti. Evet, kaset. İlk teknoloji kaset gelişti. Yapıyordu. Evet, teknoloji gelişti. CD'lerde daha sonra işte. Evet. Buyurun. Allah'ım Allah'ım, hep birlikte dinleyelim. Thank you.
baştan hep denedim olur diye. Sevgiye kıymet bilen bir sevelim olur diye. Yine yeni baştan hep denedim olur diye. Sevgiye kıymet bilen bir sevenim olur diye. Olmadı, olmadı, olmadı ya. Olmadı, olmadı. Allah'ım, Allah'ım, yine hüsran. Başımda sevgiler birer tuzak, mutluluk benden uzak. Allah'ım, Allah'ım, terk edip bitti beni yüreğim sende derken. Sonunda buldum derken, cana cana ne derken. Terk edip gitti beni yüreğim sende derken. Olmadı, olmadı, olmadı ya. Denedim olur diye. Sevgiye kıymet bilen bir sevenim olur diye. Olmadı, olmadı yar, olmadı. Allah'ım, Allah'ım, yine hüsran gördüm. Ayaz geceler. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Sağ olasın Hidayet abiciğim. Teşekkürler ediyorum. Çok güzel bir eser. Söz müzik. Bunun sözü müziği bana ait. Çok güzel, Allah'ım, çok güzel. Allah'ım, yine hüsran göründü. İlk çıkış yaptığım eser diyebiliriz buna. Yani daha önce albümüm vardı da bu şarkıyla daha çok bir adım öne taşımıştı beni bu eser. Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah, diyoruz. Sağ olasın abiciğim. Evet. Adana'nın güzel insanları. Şimdi güzel bir eserimizle hocamla bana eşlik ederse bir zahmet. Saçlarından bir tel gönder onun yanına. Bu güzel eserimizle sevgili menajerim Sayın Yılmaz Makam'a buradan saygılar, sevgiler. Biraz rahatsızdı. Allah şifalıklar versin. Selam olsun Yılmaz Bey. Eşine, çocuklarına ve tüm sevenlerine armağan olsun diyoruz. Sevgili hocamın eşi de rahatsız. Ona da buradan Allah şifalıklar versin diyoruz. Süleyman Bey olsun. Sevgili Ale Bey'in tüm hayranlarına
Ailesine armağan olsun diyoruz. Eyvallah. Evet, ekranı başındaki tüm gönül dostlarına armağan olsun diyoruz. Hocam gelmeden birçok da istek verdiler. Bunlardan bir kısmını ben okumak istiyorum. Yine Sarıçam ilçemizden Sayın Mustafa Aydın'a, Ata İlköğretim Okulu'ndan benim öğrencilerim bunlar. Ayrıca yine Sıdık Büyükbaş, Aşık Büyükbaş, İbrahim Sonuk ve öğrencilerim yine Fatih Demir, Emre Mencik ve Zeki Karaya ve tüm Sarıçam halkına armağan olsun bu güzel eserimiz. Evet hocam. Saçlarından bir tel gönder, onun ile avunayım. Ya sen gel ya ben geleyim, söyle nasıl dayanayım. Ya sen gel ya ben içtim tastan, ben senden vazgeçmem asla. Başımı sinene yasla, ninni söyle uyuyayım. Başımı göğsüne yasla, ninni söyle. Eseri 94 yıllarında, 93'ün sonlarında Adana'nın ilk televizyonu vardı yine, ART televizyonu. Evet. Ben orada ilticayla bunu seslendirmiştim. Ama birçok arkadaşlarımız da bunu okuyor, okusunlar, varsınlar.
Herkes okusun. Gözümüz gönlümüz çok. Allah'a şükür. Çok evet, evet. Allah razı olsun. Hocam ellerinize sağlık tekrar Süleyman Bey. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili Ali Bey, şimdi güzel bir eserimiz yine sizden gelecek. Dilim varmıyor. Aslında evet. Çoğu şey insanların dili varmıyor. Evet, ama sevgili, niye varmıyor? Kötü şeylere dil varmaz. Ama güzel şeylere dil varır. Sevgili Hasan Hüseyin Anmak abimize ait sözler. Adana Emniyet Müdür Yardımcımız. Evet. Buradan tüm emniyet mensuplarına da armağan olsun. Sevgili armağan Emniyet olsun. Müdürümüz Hüseyin Anmak Bey'e de buradan saygılarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. O da güzel bir şairimiz. Evet. Çok kendim güzel. Kendim demeye dilim varmıyor. Çok güzel ama bak söz de güzel, isim de güzel. Değil mi? Evet. Şu an bir yerde sahne alıyor muyuz? Şu anda devamlı bir yerde değil. Ekstralara daha fazla, kısa kısa programlara daha uzun, tek mekanlı yerler değil de evet. Farklı mekanlar daha doğru artık diye düşünüyorum. Allah gönlünüze versin. Buyurun Allah efendim. Allah razı olsun. Teşekkürler.
Gerçekten sevgili Emniyet Müdürümüz çok güzel bir eser yazmış. Evet. Yüreğine sağlık onun da. Yüreğine bizim de sağlık. Aslında türkü tarzı sizlerin tarzı ama biz de böyle bir renk yapalım yo, dedik yo, hayatımızda. Yok estağfurullah olsun. Çok güzel seslendirmişsiniz. Dilinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok sağ güzel. Olasın. Bugün de Neşet Ertaş'ın hocanın ölüm yıl ölümü. Öyle mi? Bugün. Evet. Öyle mi hocam? Evet. Onu da buradan yad etmiş olalım. O zaman buradan bütün Kırşehirlere sevgili ozanımız Neşet Ertaş'ın ruhu şad olsun diyoruz. Onu minnetle anıyoruz. Evet. O zaman hocam eserler. Madem öyleyse sevgili hocamızdan bir eser, iki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim. O zaman şöyle Kırşehir yöresine doğru uzanalım. Sevgili Muharrem Ertaş, sevgili Neşet Ertaş, çok büyük ozan bunlar. Evet, evet. Yani hocam o zaman bunu bütün sevgili ozanımız Neşet Ertaş'ın ruhunu şad etmiş olur seni de. Tüm Akdeniz televizyonu ekranları başında izleyenlere bu güzel eserimizi armağan edelim. Tüm milli eğitim çalışanlarına, özellikle Ayşegül hanımefendiye bu güzel eserimizi armağan ediyoruz. Beni de unuttun, saymadın, Hidayet Özkan diyenlere armağan olsun bu güzel eserimiz. Evet hocam. İki büyük nimetim var. Biri anam, biri yârim. İkisine de hürmetim var. Biri anam, biri yârim, yârim. Anam anam, dertli anam, bu derdimi kime yanam anam.
deyip de geçilmez. Ana deyip de geçilmez. İkisine de biçilmez. O yarına dan seçilmez. Biri anam, biri yarim, Anam anam, benim anam, bu derdimi kime yanam anam. Evet, bu güzel eserimizde bütün annelere, babalara armağan olsun. Hepsini ellerinden öpüyoruz. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Dileğinize sağlık. Bu vesileyle Neşet Hoca'yı da almış olduk. Almış olduk, evet. Teşekkür ediyorum Ali hocam. Sağ olasın. Şimdi ritimci Süleyman kardeşimizden de güzel bir eser. Senin ben sesin güzel olduğunu biliyorum. Bir eser de sizden alalım değil mi hocam? Tabii, olabilir. Dinleriz tabii ki. Hangi eserimiz var sırada? Allah kimseyi ağlatmasın. Ağlamak isterim. Ama gözlerim.
Süleymancı Müren'e sağlık. Çok eskilerden bir türkümüzdü gerçekten. Bu türkü rahmetli ki Yıldıray Çınar da okumuştu bu eserimizi gerçekten. Hocam daha iyi bile geçiyor. Hocam da eskilerden. Değil mi hocam? Çok güzel bir eser. Yüreğine sağlık. Ali Ekber Çiçek. Ali Ekber Çiçek, evet. Eski üstadlarımız da hiç kalmadı yani. Evet. Şimdi kalanlara Allah uzun ömürler versin. Amin. Arkadaşlar hemen üçüncü sırada sevgili yine Ali Bey'in Senin Yaşanmaz. Seninle Yaşanmaz. Seninle Yaşanmaz, evet. Anladım. Seninle Yaşanmaz olmaz. Güzel eserimizi. Evet. Hep birlikte dinleyeceğiz. Bunun sözümüzü kime ait Ali Bey? Bunun sözleri bana ait. Müziği sevgili Doğan Nurlu kardeşimize ait. Albümde kaç eserimiz var kendinize ait? Albümlerde toplam olarak genelde albümün yarısı falan benim oluyor yani. Söz çok, müzik. Çok güzel bir şey ama dikkat edin sahiplenmesinler Ali Bey. Yok. MESAM, MSG kayıtlarımız hep. Evet. Benim de birinci albümde 8'i kendime ait sözümüzü. Diğerleri de genelde birkaç tanesi anonim. Bir arkadaşımız Hasan Özdilek Beyefendi'den aldım bir eserde. Evet. O onun eseri. Anonim eserler de okuduk. Tabii bu 5 albüm içerisinde anonim olan türküler de okuduk. Değerli bestekarların müziklerini, sözlerini de kullandık. Kendi şarkılarımızı da kullandık böyle. Aslında bizim şimdi Adana Müze Yüreği aslında türkülerimiz de bizlerin seslendirmesi lazım. Adana yöremizin eserleri ölmemesi için. Sevgili bizim konservatuvar hocamız, bölüm şefimiz de Abdurrahman Yağdıran değil mi hocam? Aslında Abdurrahman Yağdıran hocamız da bizi izliyorsa bir gün bize ulaşırsa sevineceğim. Hocamızdan biz çok korkardık okurken. Evet. Kendisi çok heybetliydi o zamanlar. Bizim zamanımızda arabesk falan yasaktı yani. Evet. Değil mi evet. Hocam? O zamanlar öyleydi. Biz ne kadar arabeskiysek de işte albümlerimizde türkülere yine içimizde türkü yaşıyor. Şimdi Ali Bey aslında bütün eserler güzel. Bütün kulağa hoş gelen her şey. Müzik güzel. Müzik evrenseldir de. Tabii, tabii ki zamanın şimdi konservatuvarda okurken ufak bir arkadaşımız içinden hafif bir zımırdansa arabeksi ben hocalarımız kızardı. Evet. Tabii ki o bizim iyiliğimiz için kızıyordu. Evet, yani kulaktan dolmamen tabii Türk halk müziği çünkü bizim dalımız. Evet. Onun için i̇şte hocalarımız da kızardı. Allah razı olsun hocamdan ben bizde hiç ağrıyı incimedim. Halen daha bakın düşün. Yani 1987'yi düşünün. Evet. 87 yılında konservatuvarda hocamda okudum. 91'de bitirdik. Ama hocamız Allah razı olsun bizleri bırakmadı. Bizim de diyalogumuz hiç kesilmedi sağ olsun. Ne mutlu. Saygım sonsuz. Allah uzun ömürler versin. Amin. Biz de hocam arabesk müziğine gönül verdik. Dolayısıyla türküler güzel, zaten türkülerimiz. Sevgili Asaf Aybar hocamız vardı. Rahmetli oldu. Ondan çok feyiz aldık. Çok önemli bir üstattı. Sevgili rahmetli yine Müslüm Gürses hocamız bize her zaman onun yorumları, onun sanatı, onun kişiliği yol gösterdi. Ha bu arada yeni bir albüm yapılmış rahmetli Müslüm Gürses'in adına 48 eser, 48 sanatçı, Baba Şarkılar diye bir albüm yapılmış. Sevgili Medeni Uçar ilk yapımcım, kutluyorum. Çok başarılı bir iş olmuş. Yani onu yad etmek adına çok gerçekten güzel. Bu ülkede arabesk müziğinde Müslüm Gürses tabii ki tabii. Önemli bir Allah rahmet yorum. Eylesin onu türkülere de çok güzel yorumlar kattı. Ve Adana'mızın, hocam da bilir. Ve Adana'mızın insanıydı evet, biliyorsunuz. Evet, Adana'mızın. Evet. İşte Adana'mızın. Onlardan etkilendi görüyor biz. Yani hocam. Çok güzel. Hayır sizlerin yorumu güzel. Okuma tarzınız çok hoş. Sağ yani ben çok keyif alıyorum. Sağ olun hocam. Yüreğinize evet. Sağlık. Allah sağ yolunuzu açık etsin. Allah razı olsun. Evet hocam dinleyelim sizden. Anladım seninle yaşanmaz. Başıma tac etmedin mi?
sevdacım. Yıllar yılı çektim senin kahrını. Anladım seninle olmaz. Anladım senle yaşanmaz. Yıllar yılı çektim senin kahrını. Anladım seninle olmaz. Anladım senle yaşanmaz. Başıma tac etmedim mi? Her kahrını çekmedim mi? Hiç insafa gelmedim. Seninle olmaz. Anladım senle beklerim artık sevgimi. Anladım seninle olmaz. Anladım senle yaşanmaz. Karşılık beklerim artık sevgimi. Anladım seninle olmaz. Anladım senle yaşanmaz. Başıma tac etmedim mi? Her kahrını çekmedim mi? Hiç insafa gelmedin ki. Düşürdüm dilimden senin adını. Unuttum duyduğum sevda hatırı. Yıllar yılı çektim senin kahrını. Anladım seninle olmaz. Anladım seninle yaşanmaz. Başıma tac etmedim mi? Her kahrını çekmedim mi? Anladım seninle olmaz. Anladım seninle yaşanmaz. Seninle yaşanmaz. Hocam birine sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum sevgili abiciğim. Çok güzel okumuşsunuz. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel. Bu bizim üçüncü albümden. Üçüncü albüm. Sevilen bir eserimizdi. Onu da böyle yeniden. Çünkü dostlar bunu oku falan. Onlara armağan olsun isteyenlere. Arkadaşlar tabii, dostlar. Buraya geleceğimi duyan bilenler sanal alemden. Yani mutlaka işte, mutlaka hayranınız kitleniz çok fazla. Teşekkür ben bunu ederim. Biliyorum. Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah gönlünüze göre versin. Allah diyorum. Razı olsun. Cümlemizin tüm sevenlerimizin ellerinden öpüyoruz buradan. Saygılarımızı çok sunuyoruz. Evet hocam, şimdi Karacaoğlan'ın bir eserini okuyalım. Bülbül havalanmış yüksekten uçar. Ama ondan önce bir dörtlük şöyle bir uzun hava yapsak. Asri gurbeti yapsak olur mu hocam? Bir dörtlük ondan alalım. Arkasından şeye girelim. Ama hocam kısa bir aramız var. İsterseniz kısa bir aradan sonra bu güzel türkülerimize devam edelim. Sevgili izleyicilerimiz, kısa bir aramız var. Tekrar kısa aradan sonra birlikteyiz. Bizden ayrılmayınız.